Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege bölgesindeki 5 şehirde hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerine çıkacağını açıklamasının ardından İzmir'de kordonun boş kaldığı görüldü. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi iklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar İzmir'deki sıcaklık rekorlarını değerlendirdi. İzmir'de Temmuz sıcaklık rekoru 9 Temmuz 2000'dedir. Yani 23 yıl önce kırılan bir rekordur. 42.6 ile kırılmıştır. Bundan sonra 2017'de 40 dereceye geçmişti ama 2017'den sonra yani 2 Temmuz 2017'den sonra biz hiç 40 dereceyi görmedik Temmuz ayında. İlk kez bu cuma herhalde bir 40-41 falan göreceğiz gibi belki de rekor da kırılacak. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi. İklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar ise bu sıcaklıkların artmasının doğal olduğunu ve korkulacak bir şey olmadığını söyledi. Nisan'dan itibaren çok serin bir dönem yaşadık aslında. Nisan, Mayıs ve Haziran oldukça serin geçti. Özellikle Mayıs ayı -0.7 derece gibi 1 derece yakın daha soğuk bir şey geçti, dönem geçti. Şimdi artık havanın ısınması yani sıcaklığın artması o kadar anormal değil. Yani olması gerekiyor. Özellikle tarım ürünleri açısından çok çok önemli bu sıcaklık. Tarım ürünlerini pamukçular özellikle bekliyorlar bunu. Korkulacak bir şey yok. Yani öyle bir panik yok ama işi olmayan dışarı çıkmayacak. Özellikle Perşembe Cuma'dan sonra özellikle Cuma günü çok sıcak veriyorlar. 40'ı geçecek gibi onlar veriyorlar. İşi olmayan dışarı çıkmayacak. Hepsi bu. Yani onun dışında korkulacak herhangi bir şey yok. Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü bugün İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin sıcak hava dalga etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı.